Pardon, burada bina içinde fotokopi çektirebileceğim bir yer var mı? Hemen merdivenlerden aşağı inin, solda karşınıza çıkacak zaten. Teşekkürler. O zaman bugünlük ders bitmiştir. Aklınıza takılan bir şey olduğu zaman beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Nasıl biliyorum burada olduğunu? Nerede oğlum damatlığın? Nerede damatlığın? Abi ne yapıyorsun ya, dur. Lan bir günden bir güne sen duruyor musun da ben duracağım? Ne yaptın oğlum damatlığını? Bu ne ya, sabah sabah sünnet çocuğu gibi rüyanda mı gördün damatlığını? Al burada işte, burada. Allah Allah. Hem nereden anladın ki benim aldığımı? Ona almak değil, araklamak denir yavrum. Ben anlamadım, yengeniz anladı. Yenge... Ne yapıyor ya, sabah sabah kalkınca sabahlığını giymeyip de bütün gün evde gelinliğiyle mi geziyor ya? Siz fantezi mi yapıyorsunuz abi? Lan ıvır zıvır konuşup benim asabımı bozma, çakacağım şimdi iki tane suratına. Ver şunu. Al be, al, al. Yemedik mi oğlum? Oğlum ben bunu toplasan iki saat giydim ya. Ne bunun bu hali böyle? Basmışsın içine ya. Ya amma kıymetli malım varmış be abi. Biz usulüne göre aldık, sonra yerine koyacaktık. Şu haline bak. Demek ki istesek vermeyecekmişsin. Allah senin benim başıma bela olarak mı verdi Efe? Ha? Benim başıma bela olarak mı geldin sen bu dünyaya abicim? Aman abicim, aman ya. Senin benden evvel bu dünyada olduğunu bilseydim merak etme hiç gelmezdim. Allah Allah, ne demekmiş o? Ayrı dünyaların insanları izliyorum abicim, ayrı. Efe, beni çığırımdan çıkartmadan söyle oğlum. Ne diye aldın bunları ya? Ya bir dur ya, bir dur ya, Allah Allah. Canan ablayla Bilal'e düğün fotoğrafı çekmemizi icap etti, onun için aldık. Oldu mu? Ne? Ya ne bu şaşırtıcı bir şey duyunca, ne diye bakıp kalmanız? Duydun işte, niye uzatıyorsun? Kamil amca, madem evlisiniz, niye düğün fotoğrafınız yok demiş. Biz de onun için uğraşıyoruz işte. O yani. Oğlum bizim narkotik şubede bile bu kadar operasyon düzenlenmiyor Efe. Senin ne olacak halin böyle abi? Ne bileyim be abi. Yani hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor ki bu hayatta. Nasıl istediğin gibi gitmiyor ya? Bak bütün arkadaşların kefil oldu sana. Kalıyorsun İstanbul'da. Daha ne istiyorsun? Ne yaptın bu dershane işini falan? Bakıyoruz abicim, bakıyoruz. Şu işler bir bitsin. Bu işler bitmez oğlum senin. Bana bak. Verdiğin sözü tut, tamam mı? Ya bir gün kalırsın ya iki gün kalırsın benden en fazla, haberin olsun. Tamam, tamam. Merak etme abicim. Bu akşam denizlerdeyiz. Siz istemiyorsunuz ama Allah'a şükür sevenimiz çok. Ay, o çocuğu hiç sevmediğimi biliyorsun Deniz. Ya anne yapma. Babasına kadar herkese merak etmeyin. Bizde kalacak diye söz verdim. Olmaz dedim Deniz. O çocuk bu evde sürekli seninle kalamaz. Ya bir dakika, bir dakika. Sen neden sevmiyorsun bu çocuğu bu kadar? Bilmem. Belki de aynı anda birden fazla kişiyi senin gibi sevemediğimdendir Murat. Oho ya anne var ya, yani konuyu ta nerelere getirdiniz ya. Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Ben son sözümü söyledim Deniz. Hem sen Efe Nurlu'ya dönmemesi için onun dersleriyle ilgileneceğine biraz kendi derslerine ilgilensen çok iyi olacak. Böyle giderse senin de İstanbul'da daha fazla kalabileceğini sanmıyorum. Yok artık, daha neler, ne diyorsun anne ya? Yok artık falan yok Deniz. Neden İstanbul'da olduğunu da senin için yapılan bunca masrafın nedenini de unutma. Bakıyorum da insanları yaptığın masraflarla yargılamakta üstüne yok Leman. Konuyu saptırma Murat. Konuları saptıran sensin Leman. Üstelik Deniz bunları bilmeyecek yaşta değil. Yeri geldiğinde senden de benden de daha olgun olduğunu kanıtlamadı mı? Hala neden onun ev arkadaşlarına sen karar veriyorsun? Çünkü kendi çocuklarımla ilgili kararları ben veririm Murat. Tıpkı senin çocuklarınla ilgili kararları senin verdiğin gibi. Sınırlarımızı zorlamayalım istersen. Sana gelince Deniz, ben gaddar bir anne değilim. Efe bu evde kalabilir ancak sadece birkaç gün. Kendine yeni bir ev bulana kadar. Ama niye? Niyesi falan yok. Çünkü bu evin yeni bir Rus kız operasyonuyla gazetelerde manşetten yer almasını istemiyorum. İşte bu kadar. Evet, sizin ne vardı? Ya merhaba, benim ufak bir işim var. Yalnız biraz özel. Kendim çekebilir miyim? Makineyi kullanmayı biliyor musunuz? Ha, tabii canım, yani makine düğmesi var. Basıyorsun sonuçta değil mi? Biraz acelem var. Çekilir misiniz? Teşekkürler. Hadi,
Evet. Ama seni göremeyince işin ne kadar çabuk bitirmiş diye şaşırdım doğrusu. Ha yok, işim bitmedi. Kağıt bitti. Kağıt derken? Tam makaleleri bastırıyordum. O sırada kağıt bitince ben de çıktım A4 aradım okulda. Vallahi boşuna yorulmuşsun. Burada vardı. Ha ben öyle dolaplarını falan karıştırmayayım dedim. Sen yeni mi geldin? Tabii daha şimdi girdim sayılır. Sonra da sen geldin zaten. Ya bu arada giderken sormayı unuttum. Kusura bakma. Ne içersin? Aslında iyi fikir ya. Bir meyve suyu olabilir. İsteyelim, hemen getirsinler. Ha, buraya kadar getiriyorlar mı? Tabii. Bak aklında bulunsun, kafeteryanın dahili numarası 126. Ne istersen söyleyebilirsin. Ya aslında ben kahvaltı da etmedim biliyor musun? Tost isteyelim mi? Yok, tost olmaz ya. Simit daha güzel olur. Aa bak, o yoktur işte. Ama hastanenin önünde süper bir simitçi var. Ben hemen alıp geleyim. Ay zahmet olacak ama. Ne zahmeti canım? Sen işine bak, ben 2 dakikaya gelirim. Tamamdır. Oh ya. Eskiden hanımefendinin yazdığı aşk mektuplarını buluyorduk. Şimdi ona yazılan mektupları buluyoruz. İşleri ilerletmiş. Neyse, yoruldum ama değdi. Hiç olmazsa artık delilerim var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.